Galatasaray'ın baskılı oyunu ama Alanyaspor bir şekilde karakter koydu. 2-2'lik bir skor var. Nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle Galatasaray yönetimin akşam yemek davetiyle ilgili teşekkür ederiz kendilerine. İyi bir misafirperverlik yaptılar. Ardından Galatasaray taraftarının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılıyla alakalı yapmış oldukları karagrafi içinde onları tebrik ediyoruz. Tabii futbol sahada oynanıyor. Biz maça iyi başlamadık. Yine iki tane güzel ikram yaptık rakibe, oyuncularımız. Futbolda bunlar var. Çok basit hatalardı. İki tane gol oldu zaten. Tabii ilk yarı çekişmeyle geçti. Tabii Galatasaray büyük bir takım, büyük bir kulüp. Tartışılmaz zaten. Tabii biz de bildiğim kadarıyla taraftar da ilk defa bu kadar çok kalabalıktı. Takımların desteklemeye gelmişler. Öyle de olmalı aslında, her zaman takımların taraftarları takımlarını desteklemeli. İyi zamanda da kötü zamanda da. Tabii ikinci yarı hocamız değişikliklerle başladı. İkinci yarı tamamen oyunun rakibinde bir kişi eksik kalmasıyla birlikte oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İşte direkten dönen toplar, karşı karşıya atamadığımız pozisyonlar, bayağı bir pozisyon bulduk ama neticesinde 2-2 berabere bitti. Sahada oynayan bütün her iki takımın futbolcularında emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kırmızı kart pozisyonu var. Sasha Boy'un atılması. Tribünlerden hakeme tepkiler oldu. Bunun hakkında söylemek istediğiniz. Ya şimdi her zaman her yerde tepkiler olur. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bunlar futbolda olağan şeyler. Ben hakemlerle alakalı ya da hakemlerin verdiği kararlarla alakalı herhalde en az konuşan başkan benim. Hata futbolda hata hep olacak. Biz başkanlar, teknik heyetler, futbolcular hepimiz hata yapıyoruz. Hakemler de mutlaka hata yapacak. Bunlar futbolun içerisinde var. Hata her zaman herkes için var. Hakemler de neticede işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bazen doğru olabilir, bazen hata olabilir. Bunlar futbolun içerisinde her zaman olacak. Sayın Başkanım, Beşiktaş mücadelesi 3-0'dan 3-3. Bugün de çok zorlu bir deplasmandan 2-0'dan 2-2 geri geldiniz. Oyunu bırakmayan bir Alanyaspor izledik bu mücadelelerde. Bu maçların yansımaları nasıl olacak? Şimdi aslında geçen hafta Antalyaspor maçında takımımız çok iyi bir futbol oynadı. Aslında bugün de biz aynı iyi futbolun devamını bekliyorduk. Fakat maça iyi başlayamadık. Dediğimiz gibi iki tane bariz hatadan, kişisel hatadan 2-0 mağlup duruma düştük. Tabii sonra rakibin de eksik kalmasıyla birlikte ikinci yarı biraz da hocamız oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha oyunu kontrol altına aldık. Futbolda bunlar oluyor. Her zaman olur. Sayın Başkan, son olarak şunu da sormak istiyorum. Hafta içerisinde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Türk futbolu için adalet şeklinde bir basın açıklaması yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben hiçbir başkanımızın yöneticilerin yapmış olduğu açıklarlarla alakalı yorum yapmam. Herkesin kendi görüşüdür, kendi duruşudur, kendi öyle görmüş, kendileri öyle görmüştür. Ben görüşlere saygı duyarım. Katılırım, katılmam ayrı şey ama ben kimsenin yaptığı açıklamalarla alakalı hiçbir zaman yorum yapmam. Erden kardeşim de çok sevdiğimiz bir kardeşim. Futbolu da çok seven, iyi de bilen, takip eden birisi. Onun görüşüne de saygı duyuyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.